Alaca yemin ettim Mehdi'nin gidersine bulunmayacağımı söyledim. Lanetleştim de. Mehdi'lik iddiası için normal, klasik görünüm vardır. Yani ben farz edeyim, Mehdi'lik heveslisi olmuş olsam ne yapmam lazım? Bir kere gelenekçi Ortodoks kesimi ve bütün İslam aleminde gelenekçi Ortodoks İslam hakim olduğu için onların çizgisinden politik izlemem lazım. Yani sen Kur'an Müslüman olarak çıkıyorsun. Kim var seni savunacak? İslam aleminde bu 10.000'de 5 falandır. Kur'an Müslümanlığını savunanlar. Bak 10.000'de 5 falandır. O kadar düşün. Ben Mehdilik iddiasında olsam niye 10.000'de 5'i esas alayım? %99,5'u esas alırdım. Başıma sarık sarardım. Yeşil bir sarık. Cübbe de giyerdim. Dekolte hanımlar da olmazdı. Mason asla olmazdım. Karşı olurdum. Musevilere böyle destek de olmazdım. Karşı olmam gerekiyordu. Çünkü onların gönlünü almak için bunlar gerekiyor. Efendim. Bütün gelenekçi izahları savunmam gerekiyordu. Klasik gelenekçi Ortodoks İslam anlayışıyla hareket etmem gerekiyordu. Tamamına karşı geldiğime göre ben samimi bir Müslümanım. Ve Mehdilik iddiası yapan insan bunu yapmaz. Ben istesem mistik bir görünüm veririm ve bayağı etkili de olurdu. Yani başımda sarıkla cübbeyle çıkarım. Mesela burada öğrenciler de arkadaşlar da cezbeye gelirler falan. Değil mi? Gelenekçi sistemi çok koyu bir şekilde savunurum. Ama tam anlamıyla çatışıyorum. Ve adamları karşıma alıyorum. Tamamını. Böyle bir Mehdilik iddiası olmaz. Bu samimiyet iddiasıdır. Mehdilik iddiasında adamların suyuna göre gidersin. Karşındakilerin suyuna göre gidersin. Onlara uygun hareket edersin. Çatışmaya girmez.